Asırlardan bu yana İslamiyet'in yapı taşlarından olan ibadethaneler, bugüne kadar İslam devletlerinin merkezini aldığı en önemli mimari yapılardır. Günümüze kadar uzanan bu olağanüstü ibadet yolculuğunda sayısı yüz binleri bulan cami inşa edilmiştir. Her biri sıra dışı mimarisiyle adından söz ettirmiş olsa da efsaneler şehri Kayseri için şüphesiz Hunat Hatun Külliyesi en önemlilerinden birisi olmuştur. Alaaddin Keykubat Ulu Keykubat 25 yaşlarında. Civan gibi çok yakışıklı, esmer, Ak Şimşek isimli bir atı var, beyaz bir atı var. At gece de parladığı için Ak Şimşek diyorlar. Gece gündüz parlıyor. Böyle bir sultan, haşmetli bir sultan, spora meraklı zaten. Bu Kalenderos Kalesi'ni muhasıra etti. Fakat muhasara bir müddet sürdü. Bu süre içinde vezirlerin de göndermek suretiyle savaşsız bu kalenin teslim olmasını istedi. Ama bir şart daha koştu Büyük Keykubat. Kızını da zevci olarak, eş olarak bana vermen şartıyla dedi. Kız 1204 yılında doğan Kirvart'ın kızı. Uzun boylu, süt beyazı, beyaz tenli, yeşil gözlü, kızıl saçlı, sürahi boyunlu bir dilber. Onların da bir şartı vardı Keykubat'a. Kızım din değiştirmemek şartıyla şart koştular. Keykubat yine büyüklüğünü gösterdi, hoşgörüsünü gösterdi ve bunu kabul etti. Kızı Destina isimli kızını zevci olarak aldı. Perilerin en güzeli, perilerin ay yüzlüsü, mah ay demek biliyorsunuz, en yüzlüsü olarak onu isimlendirdi ve ondan sonra bütün evliliği süresince Mahperi olarak anacaktır. Mahperi ismini Destina'da kabullenecek ve o da ömrünün sonuna kadar Mahperi adını kullanacak. Hatta Hunat Külliyesi'ne de, külliyesinin kitabesine de Mahperi olarak adını yazdıracaktır. Mahperi Sultan dinini değiştirdi ve Müslüman oldu. O zaman işte Şeyh Turasan diye bir zat var, bir evliya var. Bu evliya buna yol gösterir, Müslümanlığı kabul eder. Kalıcı bir eser yapmak üzere de 1238 yılında, ölümü Alaaddin Keykubat'ın 1237. Hemen bir sene sonra, din değiştirdikten sonra Hunat Külliyesini yaptırmaya başlar. Nikolas isimli bir yabancı mimara planlarını çizdirir. Hunat Hatun kendi ön plana çıkmamak için kocasının başlatmış olduğu, inşaatını başlatmış olduğu medreseyi öncelikle tamamlamak ister. Farkındaysanız orada üçlü bir yapı var. Medrese ileride, yani caminin kapısından daha önde, hamam da daha önde. Fakat caminin giriş kapısı geride. Önce medreseyi yaptırır. Hatta kendi kümbetini de yaptırırken, kendi mezarını da yaptırırken kapısını caminin içinden yapmaz, medresenin içinden yapar. Yani ister ki herkes Keykubat'ın yaptırdığı medreseden geçsin ve kocasını hatırlasın. Böyle düşünür. Dünya üzerinde işlenmesi en zor malzemeler arasında ilk sırada gelen taş adeta bir oyun hamuru gibi pürüzsüz bir şekilde işlenmiş, bugün görenleri hayretler içerisinde bırakan motiflere dönüştürülmüş ve her noktası ilmek ilmek hadislerle bezenmiş. Cami yapıldığında iki yer önemlidir. Bir tanesi bunun caminin taç kapıları, hem doğuda hem batıda, ama batıdaki çok daha güzel. Üzerinde kitabeleriyle ve bu kitabelerde Mahperi Sultan adı yazıyor. Ve ikincisi de minberi. Caminin minberi bütün Selçuklu eserlerinde olduğu gibi kündekari tekniğiyle yapılmıştır. Kündekari ne demek? 12. 13. yüzyılda ortaya çıkan, daha çok bir İslam sanatı olan, beşgen, altıgen, yıldızlardan oluşan, içinde çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan birbirine geçmeler suretiyle yapılan bir ahşap sanatıdır kündekari. Çok uğraşmalı, çok zor bir sanat. İşte Hunat Hatun'un minberinde bulunan kündekari, ortası tam klasik Selçuklu tarzında yıldız, üçgen, dörtgen ve beşgenlerden meydana gelmiş. Etrafında ayetler dolaşıyor. Çok güzel bir minber.
Asırlar boyunca pek çok medeniyete ilahi aşkın kapılarını aralayan bu nadide yapı, bugün neredeyse 800 yaşında ve ihtişamından hiçbir şey kaybetmemiş. Türbenin yapılış yeri de çok seçilmiş bir yer. Cami ile medresenin tam köşesinde yapılmış. Medresenin arka duvarından takriben, cami arka duvarından itibaren başlıyor, doğu duvarından itibaren başlıyor. Sivri külahlı, tipik bir Selçuklu kümbeti. Medresenin en camiye yakın odasından geçilmek suretiyle oraya çıkılıyor. 3 tane lahit var orada. Birisi Mahberi Hatun'un lahidi, ikincisi torunu Selçuklu Hatun'un lahidi, üçüncüsünün de kimin olduğu bilinmiyor. Çünkü kitabesi yok. Mahberi Hatun'un kitabesinde iffetli, namuslu, iyi dindar vesaire gibi Arapça yazılmış bir kitabe var. Fakat en önemlisi dönemin Hatice'si, zamanın Meryem'i ifadeleri geçiyor. Mahberi Sultan'ın sıfatları olarak. Eski Selçuklu yapılarında orta mekan, camiye girdikten sonra orta mekan genellikle gökyüzüne açık oluyor. Kubbe yok. Kubbe Osmanlı zamanında camilere ilave edilmiş. Camiyi genişletmek amacıyla. Selçuklu yapıları genellikle dam tavanlı ve ortası da açık. Fakat yağmur yaştan dolayı rahatsız olunmuş. 1892 yılında Ankara valisi Abidin Paşa tarafından parası gönderilmek üzere Kayseri'de de Nazım Hikmet'in dedesi Ahmet Nazım Paşa Kayseri mutasarrıfı iken, valisi iken buraya parası gönderilmiş ve iki şey yapılmış. Birisi Seydi Burhanettin Türbesi. Türbe yapılmış oraya, üzerine türbe, bir basit türbe varmış. İkincisi de Hunat'ın o açık alanı üzeri kapatılmış. Cami ve külliyenin Selçuklu yapılarında genellikle minare olmuyor. Minare yok, köşk minare var. Fakat Abdülhamit, Sultan Abdülhamit zamanında, Culus senelerinde, özellikle Sultan Hamid'in Culus senelerine rastlayan zamanlarda Osmanlı coğrafyası içinde iki şey yaptırılmış. Bir, bazı camilere minareler yaptırılmış. İkincisi de bazı şehirlere saat kuleleri yaptırılmış. 28 civarında şehre, sadece Anadolu'da değil, mesela Halep'te var vesaire gibi, Kudüs'te var gibi saat kuleleri yaptırılmış. Kayseri'ye de Hunat Camisi'nde de 1900 yılında tek bıyık Osman tarafından iskelesi kurulan ve o zamanki Kayserili ustalar tarafından yaptırılan, üzerinde de 2. Abdülhamit Han'ın kitabesi bulunan, 1900 tarihli, yani Hicri tarihli yazılmış, Şehriyar Abdülhamit Han zamanında yapıldığı ifadeleri olan bir kitabe konulmuş. Öndeki hamamın yerinde esinde Roma hamamı vardır. Bu Roma hamamını da İslami hamam şekline getirilir. Kadınlar ve erkekler bölümü yapılır ve oraya şahane Selçuklu çinileriyle, özellikle bekleme salonu, kadınlar bölümünün bekleme salonu çinilerle süslenir. Türkiye'nin merkezinde bulunan vücudi şehir Kayseri'nin yerel halkı bu muhteşem yapı için duyduğu minneti bugün göğe yükselen elleriyle karşılamaya çalışıyor. İslamiyet'in hüküm sürdüğü bu topraklarda yine halkın himayesi altında dualarla kendisini korumaya yüzyıllarca devam edecek.
17. yüzyıl şairlerinden Sahibi Tebrizi'nin Kabil kenti için yazdığı bir mısra var aslında. Bu kentin ne çatılarını ışıldatan aylarını sayabilirsiniz, ne de duvarlarının gerisinde gizlenen bir muhteşem güneşi demiş. Bir kentle bir ilişki bu kadar naif kurulabilir diye düşünüyorum. Sahibi Tebrizi'nin Kabil'le kurduğu bu bağlamı biz günümüzde Hunat'la, Kayseri'yle kurabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu nesnel ilişkiler ağı içinde Hunat varlığını 800 yıldır sürdürüyor. Külliye merkezinde cami işlevinin barındığı, ancak farklı tipoloji ve işlevlerdeki yapı grubundan oluşan hamam, medrese, kümbet, türbe gibi farklı işlevlerden meydana gelen yapıların bir arada olduğu topluluktur aslında. Bu yüzden Hunat Hatun Külliyesi bir külliye sıfatında adlandırılabilir. Cami işlevinin dışında çeperinde yer alan Hunat Medresesi, Hunat Hamamı ve içerisinde yer alan kümbetle birlikte bütün özelliklerini ortaya koymakta. Hunat'ın geçmişinde önemli bir yer tutan Fransız bir mimardan bahsetmek gerekir. Albert Gabriel. 1883 doğumlu olan Gabriel aslında kendini Fransa'dan çok Türk İslam kültürüne adamış bir adam. Bu kişi neredeyse ülkesinde hiç tanınmazken varlığını Türkiye'de sürdürmüş. 1883 yılında doğduktan sonra ülkesini terk etmiş ve yaklaşık 50'li yaşlarında Kayseri'de 3 yıl boyunca kalmış. Hunat Hatun için şöyle bir önemi var bunun. O zamanlarda Arap ve İslam kültürünün içerisinde yer alan Türk sanatının neredeyse gerçek anlamıyla ortaya çıkmasını sağlayan ilk kişilerden. Çünkü şehirlerin mevcut hallerini geniş açılı fotoğraflarla resmeden ve çizimlerini üreten kıymetli bir adam. Tabii ki camiler her dönemin özelinde yalnızca namaz vakitlerinde bir araya gelinen ve namaz kılınan yer olmak dışında bir ilim, bir toplanma ve bir müzakere alanı olduğu için zamanla kurumsallaşarak etrafındaki yapıları var etmiştir. Albert Gabriel'in fotoğraflarından ve çizimlerinden yola çıkarak anlayabildiğimiz dönemin şehircilik anlayışı ve yapılaşma bizi aslında Hunat Hatun Külliyesi'nin neden külliye sıfatında adlandırıldığının da bir göstergesi oluyor. Hunat Hatun Külliyesi'nde görebildiğimiz taş mimarinin asaleti, rölef dekorların zenginliği ve bütün bu ihtişamıyla bize yansıttığı karakter ön plana çıkmakta. Süsleme biçimleri dönem örneklerine bakarak çok zarif işlenmiş. Bu biçimdeki süsleme bezemelerinin yapıda kullanılmasının asıl sebebi bazı mimari unsurları ön plana çıkarmak. Bunu cami girişindeki abidevi taç kapıda görebiliyoruz. Dönemin taş işçiliğini düşünecek olursak bu taş mimaride bezemeler ve biçim tekrarları aslında bu biçimin asıl kritik noktasını oluşturuyor. Yapının belli bölümleri var bu bezemeleri görebileceğimiz. Bunlara gelecek olursak cami girişindeki abidevi taç kapının 7 mukarnas dizimli hali, türbenin mukarnas kaidesi, bunların en ön plana çıktığı noktalar. Aslında biçim tekrarları ve bezemeler taş mimarisinde bazı elemanları ön plana çıkarmak, süslemeleri kullanıcıya daha iyi anlatmak için tercih edilmiş. O dönemde taş işçiliği en yaygın mesleklerden biri olduğu için özenli bir işçilik görüyoruz. Figürler genellikle bitkisel ya da geometrik bezemelerle örülü şekildedir. Yapının plan tipolojisine bakacak olursak ana aksın sonunda yer alan yapının kuzey bölümünde orta eyvan kendini ön plana çıkarıyor. Medrese yapısının iki yanal yüzeyinde yer alan 8'er odayla toplam 16 oda yerleştirilmiş vaziyette. Orta eyvanın güneyinde ve kuzeyinde yer alan
iki oda ise birisi tam kare, birisi üç tane iç içe odadan oluşmakta. Bu yapı tipolojisini gördüğümüzde aslında dönemdaşlarıyla ortak etkideler. Yani Konya'da yapılan kervansaraylarla Aksaray ve Nevşehir'de yapılan kervansaraylar aslında ortak nitelik taşımakta bu konuda. Ali Sencer Erkman isminde bir hocamız, sanat tarihçisi ve mimar. Bize şöyle bir öğüdü vardı çok kıymetli bir hocamızın. Gittiğiniz yerlerde bu tür tarihi dokulara dokunmadan gelmeyin. Kendinizi o ustanın yerine koymadan, 800 yıl önce yaşayan insanların yerine koymadan gelmeyin. En büyük zevk bu.